Merhabalar sevgili seyirciler. Bu akşam yine bir sokak programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Hızır'ı işleyeceğiz. Biliyorsunuz Alevi Bektaşi Kızılbaş felsefesinde, inancında Hızır çok önemli bir yere sahip. Gerçi diğer inançlarda da bu böyledir ama biz sokaklara inip Hızır'ı sizlere sorduk. Hızır'la alakalı neler biliyorsunuz, neler söylemek istersiniz diye mikrofonlarımızı yine sokaktaki vatandaşlarımıza yönelttik. Hep birlikte izleyelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Toplam BBC. Nereye böyle? Vallahi Caddebey'i geziyoruz şu anda. Alışveriş yapmıyorsunuz galiba. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz şuydu. Hızır denildiğinde aklınıza ne geliyor? Acil. Acil değil mi? Evet. Hiç Hızır'dan yardım istediğiniz oldu mu? Ya da birileri, anneniz, babanız, dedeniz, Hızır yardımcınız olsun dediğiniz, dediği oldu. Büyüklerimizin sözlerinden birileri tabii ki. Dikkat alıyor musunuz bunları? Ne demek? Tabii ki dikkat alıyoruz. Evet. Peki Hızır'la ilgili neler söylemek istediniz? Bir bilginiz... Vallahi o konuda bilginiz yok. Yok, evet. O zaman size ders veriyoruz haftaya. Görüştüğümüzde Hızır'la ilgili düşüncelerinizi alacağız. İnşallah. Tamam, İnşallah. Peki teşekkür ediyorum. Hizmet Kolay gelsin. Merhabalar. TV10'u seviyoruz, izliyoruz. Ha, canım benim, çok sağ ol. Nerelisiniz? Sivas, Kangal. Kangal, burada mı yaşıyorsunuz? Burada emekli öğretmenim. Emekli öğretmensiniz. Ne güzel. Peki bu öğretmenlerin durumu ne olacak diye sorsam mı? Hangi şey mi? Atanamayan mı? Atanamayan. Devletin plansızlığı. O çocuklara da yazık oldu, emekleri. Sivas'ta çok kullanılan bir tabir var. Hızır yardımcın olsun derler. Hiç duydunuz mu? Ya da böyle dedelerinizin, babanızın, annenizin. Alevi kültürü de vardır orada. Hı. Duyduk bunları. Hı. Alevi arkadaşlarımız da var. Hı. Duyduk. Hızır'a inanır mısınız? İnanıyorum. İnanıyorum. Evet. Onun böyle dara düşenlere, sıkıntıya düşenlere yardım ettiğine inanıyor musunuz? En büyük yardımcımız zaten Allah. Efendim, biz o dualarımızı bekliyor. Biz de dua ediyoruz sıkıntıya düştüğümüz zaman. Mutlaka çözüm oluyor. Dünyada en büyük zenginlik insanlara verilmiş. Efendim, insanlar da bunun kıymetini bilmiyor, şükretmiyor. Evet. İnanıyorum Hızır'a, inanıyorum ben. Bu ay Hızır ayı, biliyorsunuz. Alevi Bektaşi inancının da çok önemli bir simgesidir Hızır. Şimdi ben o konuda, bu Alevilik, Sünnilik konusunda düşüncelerimi açıklayayım mı? Tabii. Biraz uzun sürer. Mümkünse. Kısa olsun. Kısa mı olsun? Bize Aleviliği tanıtmadılar. Eğitim sistemimiz Aleviliği dışladı. Aleviliği dışlayınca biz ne dedeleri tanıyabildik, ne babaları tanıyabildik, ne onların sohbetlerini dinleyebildik. Sizin gibi güzel kanallar sayesinde sonradan öğrendik. Şimdi bazı Alevi kanallarını izliyorum. Hocaları atıyorlar. Hocalar da dedeleri eleştiriyor. Bunun olmaması için eğitim sistemimize Alevilik inancını anlatan metinler konulmalı. Hacı Bektaş'ın efendim güzel sözleri anlatılmalı. Ve bu da toplumumuzu ancak 50-100 yıl sonra birbirine kaynaştırabilir. Biz bir arada et ve tırnak gibiyiz diyoruz ama aslında hep ayrı yaşıyoruz. Çünkü lafta mı kalıyor bunlar? Lafta kalıyor. Birbirimizi tanımıyoruz. Sohbet etmiyoruz, konuşmuyoruz. Evet. Peki. Hızır yardımcınız olsun diyelim. Amin. Hepimizin işiniz gücünüz rast gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geziyoruz. Ne hava yapalım? Güzel. Kış, hava kışın da ortasındayız. Güzel. Siz daha güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Nerelisiniz? Ben Sivaslıyım. Sivaslısınız. Burada çok Sivaslı var. Biraz çok, önce de Sivaslı'ya yaklaştık. Peki Sivaslı çok... Siz de yaklaşın lütfen. Yaklaşın, yaklaşın. Ben de aranıza gideyim şöyle. Sivas'ta çok kullanılır. Gerçi Alevi Bektaşi felsefesinde çok kullanılan bir şey. Ben Aleviyim zaten. Hızır yardımcınız olsun. Sağ ol. Hızır'a inanıyor musunuz? Ya niye inanmıyorsun? İnancı olacak. Nasıl inanmazsın? Peki Hızır'ın dara düşenlerin, sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olduğu bilinir, söylenir. Bilinir, evet. Ne demek istersiniz? Ne diyeceğim? Allah razı olsun diyecek bir şey yok. Herkes keşke böyle dara düşene yardımcı olsa. Hızır'a inanıyorsun. İnanırım abi.
Beyefendi kaçtı. Peki Sivas'a bir mesaj göndermek ister misiniz? Sivas'a ne mesaj gönderirim? Sivas insanlık olsun, huzur olsun, saygı olsun, sevgi olsun, kardeşlik olsun. Başka da ne diyeyim ben? Hızır'dan bir şey istiyor musunuz? Hızır hepimizin yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Gider. Merhaba. Memleket nereye? Van. Van. Siz de mi Vansınız? Evet. Burada mı çakalıyorsunuz? Van'da evet. Mı? Yok, burada yaşıyoruz. Depremden sonra mı geldiniz yoksa? Yok, deprem öncesinden geldim. Depremde çok büyük sıkıntılar yaşandı, çok büyük acılar yaşandı Van'da. O acılar şu anda ne durumda bilmiyorum ama yeterli destek, yeterli yardım yapıldı mı sizce Van'a? Ya devlet olarak yeterli yardım yapıldı ama oradaki bazı kurumlardan dolayı bu yardımlar hak edilen bir şekilde vatandaşa ulaşmadı. Ama devletten sorarsanız devlet yardımını yapmıştı yani gerçekten. Peki en son ne zaman gittiniz Van'a? Yıl dönümünde, depremin yıl dönümünde yani 3 ay önce falan. Ne, bir değişiklik gördünüz mü? Tabii konutlar yapılmış, düzen kurulmuş, bazı eksiklikler yani ilk günkü gibi değil. En azından vatandaşın başını sokabileceği bir ev olmuş, konteyner ortamı bitmişti. Onlar vardı yani gözle görülür belirli değişiklikler vardı. Peki bir şey soracağım, bu haftaki konumuz Hızır. Hani derler ya Hızır yardımcınız olsun, işte dara düşenlere yardım eder Hızır. Siz neler söylemek istersiniz? Hızır'la ilgili ne biliyorsunuz? Ya Hızır'a bir kere yani Hızır'ın yardım etmesi için senin Allah'a imanın olması lazım ki. Hızır da gelsin yani Hızır öyle başıboş yaşayan dara düştüğümde gelsin öyle bir şey yok. Önce onun inancını onu bileceğim, onu yaşayacağım. Ona inanacaksın ki Hızır gelsin yardım etsin yani. Şimdi adam çok özür dilerim edepsiz iş yapacaktır Hızır yardım yok hele Hızır öyle gelmiyor canım kusura bakmayın. Ama bu ay Hızır ayı biliyorsunuz biliyor musunuz biliyor muydum? Biliyordum. Hızır ayındayız şu anda 13-14-15'inde de Hızır günü. Hızır hak eden herkesin yardımına koysun. Bence hak etmeyene de gelsin ki belki düzelir ortalık falan. Peki dayı sen ne demek istersin? Ben bir şey demek istemiyorum. Ne soruyorsun ki? Yani Hızır'la ilgili bir şey söylemek istersin. Siz görmüş geçirmiş insansınız. Hızır Allah'ın lütfuna eğer Cenab-ı Allah sana yardım edecek Hızır da gönderir. Yardım etmezse Allah'a yönelmemişsin hiç. 60-70 yaşına girmişsin hiç. Annen secdeye gitmemiş. Allah'ı tanımamışsın Hızır bana yardım etsin. Allah göndermez. Öyle mi? Tabii sen bir adım gidersen Cenab-ı Allah da 3 adım gelir sana. Sen bunları bilmek lazım. Hızır yaşıyor musun? Hızır bir sefer melek midir ne oldu kimse belli değil. İnsan değil ki yaşamadığını bilesin. Onun kayıptan bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın bildiği şey. Belki bir melektir. Belki bir şeydir. Mesela şimdi sorarsın sen Erzay'ın yaşıyor ben ne bileyim Erzay'ın nedir? Erzay Cenab-ı Allah'ın bir ilçisidir. Gönderdiği zaman emrettiği zaman gider görevini yapar. Hızır da aynı öyle. Başım üstü Allah'a emanet olun. Allah yardım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar sağ olun. Ha, merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Nereden böyle okuldan? Biz dershaneye gidiyoruz. Dershaneye gidiyorsun? Evet. Yani kaça gidiyorsun? 7. 7? Evet. Niye? Yani böyle erken gidiyorsun dershaneye. Üniversite için mi? Yok ya kitaplarımızı alacağız. Ha. Peki sen? Ben de dershaneye evet. Gidiyorum. Evet. Aynı sınıfta mısınız? Aynı evet. Okulda mısınız? Evet. Hanginiz daha çalışkan? Ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Okuldan memnun musunuz? Okul evet. Eğitimden memnun musunuz? Çok değil. Çok değil. Ne de siz? Sen memnunsun, evet. Sen değilsin. Evet. Ne de seni rahatsız eden ne? Bir kere spor salonumuz yok. Ha. Evet. Onun dilekçeyi artık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne... Gidiyoruz, bir şey yapmıyorlar ki yani. Yapmıyorlarsa bir nedeni vardır mutlaka. Peki, 4-4-4 memnun musunuz? Bizi etkilemedi ki. Etkilemedi. Yok etkilemedi. Peki hiç babanızdan annenizden Hızır yardımcın olsun ya da nenenizden dedenizden Hızır yardımcın olsun sözünü tabirini duydun mu? Hayır. Bu haftaki konumuz Hızır. Hemen eve gidiyorsunuz ya da Google'a giriyorsunuz Hızır yazıyorsunuz size Hızır'la ilgili bilgiler geliyor tamam? Tamam. Hadi haftaya ödeviniz bu tamam? Merhaba. Memleket nereye? Muş abi. Muş. Burada çalışıyor musunuz? Çalışıyor. Ev buradadır. Ev burada. Kaç yıldır buradasınız? 7 yıl. 7 yıldır. Emekli falan yoksa? Hayır efendim bu. Çalışıyorsunuz yani? Ara sıra. Ara sıra. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat iş. Zor ama inşaat. Tabii zor evet. Gerçi inşaat sektörü biraz açıldı ama vallahi yok, açılmasına rağmen tabii bu işçiye ne kadar yansıyor? Çıksızlık çok zordur. O gün gördüm birisini. Hepimiz açta geberiz de artık bilmiyorum nasıl olacak. Ya günde 20 liraya 25 liraya taşeron firmalar çalıştırıyor. O gün birisiyle karşılaştım gerçekten yüreğim. Yani iş yoktur yani öyle işsizlik olmuş ki bu Tokyo makinelerine verdi. İşler durdu hepsi. Büyük adamların eline düştü. Kendine kafana göre adam çalıştırıyor. Ailede sizden başka çalışan var mı? Hadi iki çocuğum çalışıyor da tesilde çalışıyor.
Onlar da sigortasız, bakalım nasıl olacak. Memnun musunuz burada yaşamaktan, İstanbul'da yaşamaktan? Hayır efendim. Türkiye'de hiç memnun değilim. Nedir sizi memnun etmeyen? Bu ekonomik nedenler? Türkiye'nin her şeyi affedersin. Almını atıyorsun, para gidiyor. Hep para gidiyor. Yani gelir yoktur, gider çok yani. Evet. Yani derler ya, Hızır yardımcın olsun. Amin. Bu ay Hızır ayı, biliyorsunuz. Evet. Biliyor musunuz bilmiyorum. Hiç böyle babanızdan, dedenizden duymuşsunuzdur. Evladım, oğlum, Hızır yardımcın olsun. Tabii. Büyülerimiz öyle diyorlar. Evet diyorlar. Ne biliyorsunuz Hızır'la alakalı bir düşünceniz? Alakalı işte, keşke Hızır bize yardım etseydi, bize rastlasaydı. Olabilir yani, her şekilde girebilir. Belki siz de olabilirsiniz. Yok estağfurullah. Peki. Ne diyelim? Hızır yardımcınız olsun. Amin, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Memleket nerede? Memleket Dersim. Dersim'in neresinde? Nazmiye. Nazmiye. Bizim ekip çok gitti Nazmiye'ye. Çok programlar yapıldı. Çok da severiz Nazmiye'yi. Ben de sizi seviyorum. Evet, çok sağ ol. Bu ay ne ayı biliyor musunuz? Vay. Hızır ayı. Yaşa. Biliyorsun değil mi bu ayı, Hızır ayı? Hızır ayı. Hızır deyince aklınıza ne geliyor? Ne yapıyorsun? Hızır. Memlekette eskide mesela ben 69-70'de memlekete çıktım. 70'de önceki Hızır çok güzel memlekette kutlanıyoruz. Ama burada olmuyor. Buradaki şartlar işte şey uygun değil. Yani Dersim'den gelip buraya gelmeniz buradaki o sosyal dokuyu biraz... Biz mesela Gagan dediği zaman biz gidip o toplardık, yak toplardık. Şeyi kaketi yapıyorlardı. Bizim orada derlerdi sarı çale, bine çale falan dedi. Siz dersinizde de öyle şeyler yapardık. Ama burada yok. Biz de kurban keserdik. Kurban keserdik. Efendim, birbirine dağıtıyorlardı, yapıyorlardı. Emeğini efendim sana komşulara çağırıp getiriyorlardı. Kur'an okuyorlardı. Ne bileyim, hayırlar, yaşlı efendim sana bir şişi yoksa. Yetime, yoksula yardım edilirdi. Yani destek verecekti. Efendim bir şey noksansa komşunun bir şeyler verilecek. Peki bitti mi şimdi? O tür şeyler olmuyor mu? Olmuyor. Mümkün değil. Burada mı olmuyor yoksa ya, genelde mi olmuyor? Burada vardı. Tutuyorlar. Birbirimizle koparmışız. Efendim söyleyeyim. Yazdı efendim söyleyeyim. Bir lokma yaptığın zaman, pasta yaptığın zaman tanımıyorsun. Ya komşunun akrabanı yok. Yanında komşun yok. Verirsin. Tanıdığın adama verirsin. Diyor bu ne? Bir lokmadır veriyorsun. Peki en son ne zaman bu tür şeyleri yaşadınız? Burada mı? Ya burada. Burada yaşamadım. Hiç yaşamadım. Yaşamadım. Kaç yıldır buradasın? Ben 40 yıldır buradayım. 40 yıldır buradayım. Evet, 69-70. Sadece memlekete ya cenaze veya bir düğün için gitmişim. Yok, orada topraklarınız, tarlalarınız. Ya falan. Boşanmış köyler. Yok köyler, kimse. Ya köyler, boşandı köyler. Yok. Kimse kalmadı. Yıktılar, yıktı. Kimse yok. Yani kuşlardan, hayvanlardan mesela balık yaşamıyor. Vallahi ya. Toprağımız bizden ağlıyor. Toprağımız bizden ağlıyor. Ne kalmış, ne ağaç kalmış, ne da, köye benzemiyor. Sen diyorsun bu 80'dan 100 tane köy yapacaksın. 3 senedir bu köy kurulmuş. Şimdi gitsen dersen burası köy değildi diyorsun. İşim yapmışım, onun için konuşamıyorum. Sen bana sor, ben sana cevap vereyim hemşerim. Özlüyor musunuz peki o eski günleri? Tabii, o eski o rüyalarla, rüyamızı orada görüyor. Oradaki yaşadığı. Peki çocuklarınıza anlatıyor musunuz? Ya. Hızır nedir? Hızır yok, ne yapar? Ya, büyüdük ya. Anlatıyoruz, hiç aldırış etmiyorlar. Çocuğum 23 yaşında. 5 yaşındaki ben bir kere götürmüşüm. Evet. Ondan sonra gitmemişiz. Çocuk 5 yaşında, çocuğu buraya getirmiş. Çocuk ne haber? Sorayım. Hayır, yok. Hızır yardımcınız olsun. Ne diyeyim? Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Allah memleket nereye? Şey. Memleket Sivas. Ya burada çok Sivaslı var. Çok. Haddinden fazla. Gerçekten çok Sivaslı. İstanbul'un çeyreği Sivaslı. Öyle mi? Genelde Sivaslılar İstanbul'da ne iş yaparlar? Vallahi iş için geliyorlar. Orası soğuk memleket. Fabrika yok, iş yok. Gençler durmuyor. İstanbul'a bir gelen bir daha gitmiyor. Kaç yıldır buradasınız? Ben gelip gidiyorum. Burada çocuklar burada. Çocukların yanına geliyorum. Ziyarete gelip geri gidiyorum. Ben Bahar'ın geri koyuma gidiyorum. Sivas'ın neresinde? Şarkışla, Altınyayla, Delilya. Şarkışla deyince bir türkü geliyor aklıma. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Kim Muhsin'in kim? Muhsin Yazıcıoğlu mu kim? Allah
şarkı şeye düşürmesin sevdiği kulunu diye bir eski tipler var. Peki. O deniz gezmiş. Aynen öyle. Çünkü oralarda çok gezmiş. Sıkıntılar yaşamış oralarda. Peki Hızır'la ilgili bir bilginiz var mı? Hızır'la ne olsun? Nasıl bir şey olsun? Yani hani derler ya Hızır yardımcın olsun. Bugün bu ay Hızır ayı. Hızır ayı. Önemli bir ay. Tamam. Alevi Bektaşiler için de çok önemli bir ay. Tamam biliyorum da ama tabii ki iyi olur. İyi, elinden geldiği kadar fakire fakireye yardım yapacaksın. Adam birden çıksa gelse, şuradan şekil değişse onun ne olduğunu bilemem. Yani Hızır'a inanıyorsunuz. Tabii Allah'a inanmış tabii haşa. Ne demek? Değil mi? Soruyorum. Sağ olasın. Peki Hızır'la ilgili ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim ki vallahi Allah cümlesine yardım etsin. Yani Hızır'dan yardım dilemek, Allah'tan yardım dilemekle eş. Belli olmaz. İşte adam şuradan çıksa, gelse, kılık değişse, sen desen ki bu fakir mi, fukara mı, ben buna bir sadaka vereyim mi, vermeyeyim mi desen ama elinden geldiği kadar vereceksin. Her kim olursa olsun, az çok demeyeceksin, onu boş savmayacaksın. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Memleket nereye? Ben Malatyalıyım. Neresinden? İçinden, Mekke. Biz de yakın sayılırız sizin oraya. Elbistan'dayız. Elbistan. Peki, hiç Hızır yardımcınız olsun tabirini duydunuz mu? Duymuşsunuz? Tabii duydum. Kimlerden duydunuz? Büyüklerimizden. Hala kullanılıyor mu? Yani hala böyle bir dilek, temenni oluyor mu size? Hızır yardımcınız olsun falan. Ya şimdi kalktı o sözleri kaldırdı millet. Söylemiyor kimse. Sözler mi kalktı, Hızır mı kalktı? Hızır kalkmaz da sözler kalktı. Şimdiki gençler öyle şeyleri bilmiyorlar. Peki Hızır'la ilgili ne söylemek istersiniz? Hızır yardımcın olsun. Bir dara düştüğün zaman bir insan Hızır'ı bekler yani. Ben öyle söylerim. Başka bir şey söyleyemem. Peki, teşekkür ederim. Oldu. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Dinleniyoruz galiba. Evet. Gazetemizi almışız. Evet. Memleketin meselelerine bakıyoruz galiba. Bakmaya çalışıyoruz. Neler var haberlerde? Haberlerde bu Amerika'nın ölen bayanından dolayı burasını... O mu ilgini çekti? O ilgimi çekti, onu okuyordum. Biz geldik. Siz geldiniz, tamam, siz gelince sizi durakladık. Memleket mi? Van. Van. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Depremden sonra buraya geldik. Evet. Nasıl Van'ın durumu nasıl? Abi her tarafı iyi. Türkiye'mizin her tarafı iyi. Hani depremden sonra yıkıldı oralar. Büyük zarar, büyük sıkıntılar, abi, acılar yaşadı Van'da. Yıkıldı, acılar. Şimdi durum nasıl? Şimdi iyi. İyi mi? Allah devleti var etsin. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Bu ay ne ayı biliyor musunuz? Şubat ayı. Şubat'ta bir ay var, özel bir ay. Hızır ayı. Biliyor musunuz? Bilemiyorum. Ya. Hızır'ı biliyorsunuz. Evet. Ne biliyorsunuz Hızır'la alakalı, ne söylemek istersin? Abi Hazreti Hızır'dan bahsediyorsun. Doğru mudur? Evet. Hazreti Hızır herhalde dünyanın sonuna kadar kalacak Cenab-ı Hak tarafından tayin edilmiş bir melek diyeceğim ona. Doğru mudur herhalde? Ben size soruyorum. Ben melek biliyorum. Bazen Hazreti İbrahim'in soyundan geldiği de söylenir falan. Gelirse o zaman insandır. O zaman melek değil. Yani Hızır'a inanıyorsunuz. İnanıyorum evet. Hızır'ın darda olanlara, sıkıntı yaşayanlara, acı çekenlere destek verdiğini, yardım ettiğine inanıyorum. Hatta benim amcam arabasıyla suya uçtuğu zaman Van'ın Heyderbey köyünde Hızır Aleyhisselam imdadına geldiğini bile amcamdan duymuşumdur. Evet. Onun için. Tabii Cenab-ı Hak müsaade etmezse kimseye yardım etme gücü yoktur da. Ama tabii ki Cenab-ı Hak... Öyle derler ya, işte öyle dara düşenin ama yardımcısıdır Hızır. Yani Cenab-ı Hak ona o görevi vermiş, öyle bir yardımcısı olmuş. Başka türlü olmaz. Allahsız zaten yardım olunmaz. Öyle mi? Evet. Merhabalar. Merhaba. Vallahi hava güzel, güneşli, oturuyorsun. Çok güzel yavrum, çok güzel hava. Ha. Vallahi çok güzel, gezmeye çıktık böyle. Gezmeye çıktık. Memleket nereye? Bulgaristan. Oradan geldiniz. Göç geldik biz. Ne zaman geldiniz? 89 göçmen. Hepiniz göçmen misiniz? Siz de mi göçmensiniz? Evet. Bulgaristan neresinden? Silistra tarafından. Kaç yıldır buradasınız? 23 sene oldu. 23 sene. Gidip geliyor musunuz peki? Gidip geliyoruz. Özlüyor musunuz oraları? Herhalde. Orada doğduk, orada büyüdük. Var mı yakınlarınız, akrabalarınız? Tabii. Kardeşim var. O da kardeşim. Çocuklar var. Kızlar var. Ben de var.
Peki bir şey söyleyeceğim. Burada genellikle söylenir. Orada da söylenir mi bilmiyorum. Hani derler ya Hızır yardımcınız olsun. Hiç duydunuz mu? Allah Hızır yardımcınız olsun. Hı-hı. Hızır. Böyle bir laf var da Hızır'ı çok sıkılana Hızır yetişiymiş. Dara düşene Hızır yardım eder. Evet. Dara düşene Hızır yetişiymiş. Peki siz hiç Hızır'dan yardım dilediniz mi? Böyle başınız dara düştüğünde, sıkıntı yaşadığınızda, hasta olduğunuzda, oğlunuzla, çocuğunuzla... Demiş olmuş yoktu ama ne bileyim ben şimdi. Böyle demişiktir belki de bilemiyorum. Hızır'ı seviyor musunuz? Allah'ı seven Hızır'ı sever. Aynen. Hemen şu hanımefendilere de bir soralım. Efendim merhabalar. Ben şöyle aranıza gireyim. Bu ay Hızır ayı biliyor musunuz? Evet. Hızır ayı için bir şeyler söylemek ister misiniz? Hızır deyince ne düşünüyorsunuz? Hayır bereket düşünüyoruz. Allah evet. Bereketini veriyor. Tabii. Allah eve bolluk, birlik, düzenlik veriyor kurban olduğum Allah'ın şeyi. Evet. Ya bu ay Hızır ayı. Evet. Hızır. Memleketimiz düzelmesini istiyoruz. Yani düzenlik ne bileyim. Var bakanlarımız iyi olsunlar. Bu biraz memleketli acık görsünler yani çalışanlar. Sıkıntıları görsünler. Diyorsun. Evet evet tabii çok sıkıntıda insanlarımız var. Onları Hızır'a mı havale ediyorsunuz? Tabii Hızır'a havale ediyoruz. Evet. Peki siz ne söylemek istersiniz? Valla bir şey ne söyleyeyim. Biz de Malatya'dan geldik. Aslımız Suvas Kangal. O taraflıyız da kızımız burada çalıştığı için buraya geldik. Burada çok kullanır. Hızır yardımcınız olsun. Evet. Hızır yardımcın olsun. Evet. Malatya var mı selam? Kızlarıma, oğluma selamı söylerim. Evet. Efendim merhabalar. Davetsiz misafiriniz geldi. Nasılsınız? Sağ olasınız. Memleket nereye? Trabzon. Hepiniz Trabzonlu musunuz? Kardeşiz biz. Evet. Siz de mi Trabzon? Ben de. Kardeşim, abim. Aa, ne güzel. Kardeşler almışsınız. Biri sağa biri sola. Çok iyi. Burada mı yaşıyorsunuz? Avcılar'da yaşıyorum. Avcılar'da. Kaç yıldır buradasınız? Vallahi ben Avcılar'a 96 senesinde geldim ama 64 seneden beri İstanbul'dayım. Alıştınız mı buraya? Seviyor musunuz burayı? Doğma bir Avcılar mı? Yani İstanbul'u, burada yaşamayı. İstanbul'u seviyorum tabii ki. İstanbul sevilmeyecek yer mi? Hiç böyle Hızır'dan destek istediğiniz oldu mu? Hızır yardımcım olsun ya da çocuklarınıza, yakınlarınıza. Çok istedim. Çok sık kullanır mısınız? Çok kullanırım. Çok Hızır yardımcınız olsun. Çok kullanırım. Çok seviyoruz. Evet. Evet, çok severim. Böyle zarar düştüğünüzde Hızır'dan destek, yardım bekliyoruz. Evet. Peki neler söylemek istersiniz? Bu ay Hızır ayı. Bir şeyler söylemek istesiniz Hızır'la ilgili. Vallahi pek de bir malumatım yok o konuda. Yani ama bildiğiniz tek şey Hızır'ın dara düşenlere yardım ettiğine inancınız var. Evet, evet inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, rica ederim. Tamam. Size de teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun. Dayı merhaba. Merhaba. Burada genellikle emekliler mi oturuyor? Tabii yerelde. Neler konuşuyorsunuz? Emekliler bir araya geldiğinde memleketin meselesini mi konuşuyorsunuz? Emeklilik durumunuzu mu konuşuyorsunuz? Siyasette işimiz yok. Hani konuşmuyorsunuz yani. Hiç ben duymadım ki bizden. Önden beriden sağdan soldan. Hani yemin ederim sana siyasetçi konuşurum yok. Hayır konuşabilirsiniz. Yasak değil siyasetçi. Yok konuşmayacaklar değil ya. Yasak değil mi? Memleket nere? Memleket Trakya. Trakya? Ya Trakya. Bu ay Hızır ayı biliyorsunuz. Nasıl? Hızır ayı. Hızır'la alakalı bir şey biliyorsunuz değil mi? Hızır aleyhisselam. Evet. İşte var Hızır aleyhisselam. Evet. Yani hani derler ya dara düşenin dostudur. Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhisselam işte var atalarımızdan. Hı hı. Evet. Hiç böyle çocuklarımıza ya. Hızır yardımcın olsun falan. Ya da dediğimiz, size söylenen oldu. Dediğimiz var ya. Oldu, dediğimiz var tabii. Hızır aleyhisselam. Peki siz Hızır'la ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ben bilmiyorum hiç ya. Hızır'ı bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Hani derler ya dara düşenin yardımcısıdır Hızır. He sıkıntıya Hızır. Sıkıntıya düşenin yardımcısıdır. Hızır acildir, acil bir şey, acil servis hiç falan. Hiç Hızır'dan falan yardım istediğiniz oldu mu? Böyle içinizden dua ettiğiniz ya da... Dua ettiğimiz var, Allah'tan dua, Allah'a dua ederiz. Başka kime dua ederiz? Hızır kim olduğunu bilmiyorum ya. Bilmiyorsunuz. Merhabalar dayı. Merhaba. Bu emekliler parkı mı burası? Hep buraya emekliler mi geliyor? Başkaları da geliyor ama genelde emekliler. Ya buranın en genci benim herhalde. Değil mi? Var mı benden genç? Genelde emekliler.
genelde. Ha. Ama yasak değil başkalarına da. Tabii canım. Nasıl gelmişsin? Başka da gelebilir. Memleket nere? Gençte gelip Bulgaristan. Bulgaristan. Burada çok Bulgar var. Bulgar kökenli vatandaşlar. Bulgar. Oradan gelenler daha doğrusu. Türk kökenli. Onlar Bulgar değil ama gelenler. Onlar vatandaş. Biliyorum biliyorum. Bulgaristan'dan geliyor ama Bulgar değil. Değil, değil. Yanılmayalım. Yo, ben yani Bulgar ben değil. Kaç yıldır buradasın? Ben mi? Burada doğdum. Çok. Senden daha çok. Öyle mi? 43 yıldır. Gidip geliyor musun Bulgaristan'a? Var mı akrabaların evet, tanıdığı? Var akrabalar. Çoktan beri gidip gelmedim. Bağlarınız falan var mı? Var bağlar. Kız alıp kız verme, he? Oğlan alıp oğlan verme falan oluyor mu? Biz mi? He, Bulgaristan'daki dostlarınızla, akrabalarınızla falan. Onlar herkes alışveriş yapıyorlardık. He. Seçmiyorlar. He. Türk, Bulgar, Çin gene seçmiyorlar. Hı-hı. Vatandaş bitti. Hı-hı. Hesabı kitabına bakıyorlar. Peki bir şey ama... Bu ay Hızır ayı biliyorsun değil mi? Biliyor musun Hızır ayı bu ay? Onu bilmiyorum Hızır ayı olduğunu ama Hızır ne olduğunu biliyorum. Ne biliyorsunuz? Hızır'la alakalı ne biliyorsunuz? Hızır yani insana her an yardım edebilen bir kişi. Her an. Hatta masallar var böyle İsa'la Musa'la. Musa'la yolculuğa çıkmışlar falan filan şu bu. Yani Hızır ben öyle biliyorum. Hatta sana bir örnek de vereyim. Buyur. Rüyamda Hızır aleyhisselam sarmaştı bana böyle. Ve korktum. Kimsin sen dedim ben. Niye böyle sarmaştın bana? Ben Hızır'ım dedi. Ya ben dedim sevaplı mıyım günahlı mıyım? Sen niye sarmaştın bana? Biz başkayız dedi bana. Peki hiç Hızır yardımcın olsun. Hızır elinden tutsun. Tabii. Dediğin oluyor mu çocuklarına, torunlarına, sevdiklerine, yakınlarına? Tabii tabii denilir. Denilmez diye bir şey yok. Hızır'ı seviyoruz yani. Tabii haliyle. Madem ki gelmiş bana sarılmış. Sevmezsen o da beni sevmese... Gelmeyecek. Rüyanda mı sarıldı? Rüyanda. Rüyanda sarıldı. Yani sevmese gelmeyecek. Yani o da seviyor beni, ben de seviyorum onu. Ha, peki. Peki, teşekkür ediyorum. Ya, yok bir şey. 15. 15 yıldır. Gidip geliyorsun Bayburt'a. Gidip geliyorum. Hızır'la ilgili ne söylemek istersiniz? Hızır, Cenab-ı Allah'ımızın bir lütfettiği bir zattır. Büyük bir zattır. Yaşadığına inanıyorsun. Evet. Amenna. Kur'an'ımıza nasıl inandıksa Hızır'a da aynı inanıyoruz. Hı-hı. Dara düşkünlüğümüz illa ki tabi Allah Hızır yardımcın olsun. İlk duamız budur. Hızır deyip de geçme benim kardeşim. Tamam geçmiyorum sadece soruyorum. He, kurban olayım sen. Büyük bir zattır. Boynumuz ona kıldan incedir. Tamam mı kurban olayım? Saygımız sonsuzdur. Yani Allah onun yardımından bizi noksan etmesin. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Merhabalar. Merhaba ben. Al otur musunuz? Emeklisiniz galiba. Çok şükür. Burada genel hep emekliler mi var? Baksana hep sabuncu bunlar. Sabuncu derken? Sabunluk bunlar. Öyle mi? İşi bitmiş. Şampuanlısınız o zaman. Memleket nereye? Samsun Avza. Aynen öyle. Samsunluyuz. Evet. Siz de Samsunlu? Samsun. Merzifon. Akrabalık falan var mı? Dostluk, arkadaşlık var. Var değil mi? Yani Samsunlu Karadeniz olduğu belli hemen ön tarafta fındık yiyorlar. Abi, fındığın reklamı da yapmış. Hepsini götüreceğim zaten bunu. Yemiyorlar. Peki bir şey soracağım. Bu ay Hızır ayı derler. Biliyor musunuz? Hızır ayı. 13, 14, 15 Hızır günü. Doğrudur. Hiç böyle babanızın, dedenizin, nenenizin ya da yakınlarınızdan birisinin ya da sizin birine Hızır yardımcınız olsun, Hızır elinizden tutsun. Tabirini duydum, duymuş muyum? Duymadım ya. Duymadım. Siz duydunuz mu dayı? Hayır ben. Siz de mi duymadınız? Derler Hızır aleyhisselam uğramış derler. Genelde mesela. Dara düşene Hızır yardım eder. Evet, ya da dara düşünde. Onu biliyoruz. Onu biliyoruz, duyuyoruz. Yani Samsun'da Hızır'dan yardım istenmez mi? İstenmez mi canım? Yer içe Hızır aleyhisselam uğrasın der evine der.
diye söylüyorlar ya. Yani. Hızır uğramış derler. Hızırı seviyoruz o zaman. Tabii ki canım, ne demek. Bunu niye yiyorsunuz? Nereden, bu memleketten mi geldi? Hayır efendim. Sigarayı bıraktığım için benim ağzım biraz boş durmaz. Bence iyi etmişsiniz sigarayı bırakmakla. Sen ne diyorsun? Belki çok ya? İsabetli bir iş yapmışsın. Allah razı olsun. Buradan herkese dünya varmış. Bırakmayı... Tavsiye ederim, dünya varmış dünya. Var mı Samsun'a bir mesajınız, göndermek istediğiniz bir şey? Dostlara selam derim, nereyim? Samsunlara Allah Hızır ya. Sonra buradan yolcuyum. Samsunlar Hızır yardımcıları olsun diye. Amin, amin. Teşekkür ediyorum. Yedi. Merhaba. Merhabalar. Yüzün gülüyor. Hayır, mutlusun. Sağ ol. Memleket nereye? Sivas. Neresinden? Hafik. Vay. Hep bu işi mi yapıyorsun? Evet. Memnun musun bu işte? Evet. Sigortan var mı? Sigortam... Hayır. Niye? Sigortan... Yani ileride yaşlandığında, emekli olduğunda falan. Var, 5-6 senelik var. Çalıştığım da evliyim. Peki Hızır'la ilgili bir şey biliyor musun? Neyle? Hızır. Hızır. Hızır, Hızır bilmiyorum. Hızır yardımcın olsun, dara düşene yardım eder ha, falan. Evet, evet. Öyle bir şey. Evet, duydum. Bu ay Hızır ayı da onun için sordum. Ha, evet, evet. Peki, kolay gelsin. Sağ olasın. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Önce senden başlayalım. Adın ne senin? Merve. Merve. Berre. Berre. Anlamı ne? Berre, şöyle söyleyeyim, Sevzem Kuyusu'nun ismiymiş. Ha, ne güzel. Peki, yaşınla beraber? Sevinçlerin, sağlığın, şansın, başarıların da büyüsün. Gel bana, gel, gel cadı. Okula gidiyor muyuz? Evet. Kaça gidiyorsun? İki. E sen böyle hep konuşunca gülerek mi konuşuyorsun? Memleket nere? İstanbul. İstanbul, doğma büyüğü buralı. Evet. Babalar mamalar burada mı yok? Yok, hepsi tabii İstanbul'dalar, Avcılar'da. Bir şey diyorum, bu ay Hızır ayı. Evet. Hızır'la alakalı bir bilginiz var mı? Hızır ayı genelde inanç dolu. Hı hı. Ay bildiğim kadarıyla. Bereket. Hı hı. Bu kadar yani. Hızır'a düşenlere. Tabii tabii yardımcı Hızır aleyhisselamın yardımları. Hı hı. İnanıyor musunuz? Tabii kesinlikle, elhamdülillah. Kesinlikle. Hiç böyle dilekte bulunuyor musunuz kızınız için ya da sağlık, yakın... sıhhat ümmeti Muhammed'e. Hani Allah kimselere yokluk göstermesi tabii en başlıca. Allah tabii ki vermiş. Tabii muhakkak başlıca olan şey. Bu kadar yani. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Dersler kötüyse çekerim. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. İşler nasıl? Vallahi işler durgun ya. Niye? Çok mu pahalı? Ya da yok, insanlara pahalı mı? Ya, insana pahalı geliyor. E biz de zaten yerinde pahalıdır. Ondan dolayı kimse alamıyor yani. Ama parayı herhalde bu araya girenler götürüyor. Yani üreticiden aldığınız fiyatla buradaki aynen fiyat arasında dağlar kadar bir fark var. Çok fark var tabii ki. Yani ne diyelim, böyle iyi mal getiriyor zaman millette çok pahalı geliyor yani. Ondan dolayı kimse alamıyor yani. Memleket nerede? Erzurum. Erzurum. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır buradasınız? Vallahi 10 yıl var. Hiç Hızır'dan yardım istediğiniz oluyor mu? Yok, hiç olmadı. Niye? Ya Hızır'ı bilmiyor musunuz? Hızır'ı hiç bilmiyorum. Neyin yani hani derler ya, başı dara düşen, sıkıntı yaşayan insanlara Hızır yardımcın olsun falan. Yok, hiç olmadı. Duymadın mı? Yok işte. Erzurumlar kızacak sana söyleyeyim. Aynen. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz önce bir çocuğu bir seveceğiz. Ama uyuyor ya. Uyusun, uyuyan çocuk güzeldir. Adı ne? Emir. Emir. Yaşıyla büyüsün, sağlıklı büyüsün. Sağ analı babalı büyüsün, sorunsuz büyüsün. Amin. Memleket nere? Malatya. Neresinden? Arap Kirli'yiz. Arap Kirli'sin. Siz de geç, siz de geçin, siz de geçin şöyle. Arap Kirliler sizi izlesinler. Şöyle buyurun. Siz de mi Arap Kirli? Evet, evet. Burada yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyorum. Uzun zaman mıdır burada yaşıyorsunuz? 40 senedir buradayız. Maşallah. 40. Siz burada doğdunuz o zaman. Evet, burada doğdum ben. İlk çocuk. Allah bağışlasın. Bir şey soracağım. Bu ay Hızır ayı, biliyor musunuz? Bilmez olur muyuz? Peki Hızır deyince aklınıza ne geliyor? Yani ne söylemek istersiniz Hızır'la alakalı?
Bizim o Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, o bölgelerde çok kullanılan bir tabirdi. Evet. Hızır yardımcınız olsun derler. Evet. Ne konuşuyorum işte, Hızır yardımcınız olsun diye. Her şeyden imdat bekliyorum. Oruçlar var, Hızır oruçları var. Evet, peki. Oruç ayı. Mübarek ayı, evet. Hızır beklersin, lokmasını yaparsın. Bu ay, onun ayı. Peki hiç yaptınız oldum, Cenab-ı Hak. Yapıyor musunuz? Tabii. Hızır evet, oruçları. Hızır'ımı da tutarım, Muharrem ayını da tutarım. Ne güzel. Hepsini tutarım, cem evlerine giderim. Onlardan, onlara kurban olayım ben onlara. Onların yolunu Allah canımı alsın. Peki. Teşekkür ediyorum. Bir şey diyeceğim. Hadi. Memlekete selam. Sağ ol. Sivaslıyım ben de. Aa, ne güzel. Gel dayı gel. Buraya efendim. Adın ne? Benim ismim Gıyasettin. Gıyasettin. Evet. Hayatımda ilk defa bir Gıyasettin ismiyle karşılaşıyorum. Çok vardır abi. Var da tanıştığım ilk sen oluyorsun. Selçuk zamanında Gıyasettin Paşa var bizde. Gıyasettin Kekubat şimdiki vardı biliyorum evet. Da. Ama yani ilk defa evet. Birisiyle böyle olur, konuşuyorum. Yani. Olur. Memleket nere? Ben Erzurum. Erzurum neresinden? Evet. Erzurum Karayazı. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyoruz evet. Kaç yıldır buradasın? 35. Memlekete gidip geliyorsun? Gidip geliyorum evet. Çoluk çocuk burada mı? Burada elini öperler abi. Sen emeklisin? Emekli değilim abi. Niye? İş bulsam boştayım. Hadi ya. Valla çocuk okur okur. Aha. Zor zor geçiniyor. Senin için çok daha zor tabii. Evet. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Geçim ise evi büyük çocuk çalışıyor. Hı. Öyle idare ediyorsun. Bir de öbürü çalışıyor. Bir tane de öğrenci var. İki kız da evli. Aa, maşallah. Hızır yardımcın olsun diye evet. Bizim orada. Evet. Hızır'a evet. İnanır mısın? Evet. Tabii inanırım. Ne demek Hızır ki? Hızır deyince aklına ne geliyor? Tabii. Ben onun fazla bir bilgim yoktur. Evet. Yani o, herkese o saygım vardır. Evet. Ya da o herkese, inanca sahip misin? Evet. Herkese. Hızır yardımcın olsun. Irkına mesela herkese saygılıyım. İnsandır. İnsan. Her insan insandır. Allah'ın kuludur. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Adın havadan gelmeyiz. Peki. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler efendim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. 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 Nereden nereye böyle? Arda. Paranız çok galiba. Yok. Hadi ya. Evet. Bana da bir gömlek alırsınız. Canın sağ olsun. Peki memleket nere? Ardahan. Ardahan. Anlaşmışsınız. Yok değiliz. Eltisiniz. Anlaşabiliyor musunuz? Tabii ki. Eltiler anlaşamaz diyorlar da aslında. Anlaşır. Ne anlaşalım? En iyi anlaşan. Eltiler. Peki. Ne iş yapıyoruz? Çiftçilik bizimki. Burada çiftçilik. Hayvancılık. Köyden geldim ben. Buraya tatile geldim. Ne geldi? Evet. Geri gideceksiniz. Tabii yok, ki. Yok ben değil, o gidecek. Seni ziyarete geldim. Evet. İyi peki. Bir şey soracağım. Bu ay Hızır ayı. Evet. Biliyor musunuz? Biliyorum. Tabii ki de biliyorum. Hızır ayında. Öyle mi? Hı-hı. Ha peki Hızır ayında neler yapıyorsunuz? İç orucunu tutuyoruz. Ha yakında başlayacak. 13-14. Biz tutuyoruz, iç orucunu tutuyoruz işte Hızır ayında. Siz de tutacak mısınız? İnşallah. İnşallah değil mi? Bak kamera çekiyor. Tutacaksın. Tutacağız. Tamam. Tutacağız. Hızır yardımcınız olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Peki, yardım edecek misiniz Hızır gününde böyle fakire, fukaraya? Tabii biz yapıyoruz. Tabii kadar yapıyoruz. Hızır orucunu açmadan önce fakire, fukaraya veririz. Ondan sonra orucumuzu açarız. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geziyoruz avcılarda. Evet. Hoş geldiniz avcılara. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Avcılara ikinci gelişimiz. Sanıyorum ikinci ya da üçüncü gelişimiz. Evet. Sıcak karşılanıyoruz. Teşekkür ediyorum abi, buradaki avcımız dostlarımıza. Ne iş yapıyoruz? Emekli. Emeklisiniz. Şu aşağıda biraz önce emeklilerin parkı var. Genelde hep emekliler var. Oturuyorlar. Evet, muhabbet ediyorlar. Biz de oradaydık az önce. Nostalji takılıyorlar. Nostalji. Evet. Bu ay Hızır ayı. Hızır ayı evet. Evet. Biliyor muydunuz? Biliyorum da yani. Malumat bizden tabii. Hızır ayında neler yapılıyor biliyor musunuz? Neler yapılıyor? Hızır orucu tutuluyor 3 gün. Hızır orucu evet. Yani işte onları biz tutamıyoruz. Hipertansiyon, insülinlik, şeker hastası olduğum için şey yapıyor, doktor yasak etti. Orucu tutamıyoruz. Biz ona göre de tabii ülkelerden bahsediyorum. Şeylerimizi yapıyoruz. Ama peki kullandığınız bir tabir midir sizin de? Özellikle yaşlı kesim çok kullanırdı. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta şu anda günümüzde de kullanılan çoktur. Evet. Hızır yardımcınız olsun. Hızır tabii Hızır abi. Desteğini esirgemesin falan derler. Tabii. Böyle rastlıyor musunuz ya da duyuyor musunuz? Tabii. Tabii. Hızır'a inanıyor musunuz? İnanırım. Elhamdülillah Müslümanız. Deminden beri beni kesiyorsunuz. Evet abi doğru. Ama ben hepinizden daha yakışıklıyım. Doğrudur abi. Doğrudur. Avcının gülüsün aynen abi. Avcıların bir tanesi ama bana bıraksan işi ben daha güzel yaparım abi. Memleket nere? Kahramanmaraş abi. Neresinden? Şey Elbistan abi. Neresinden? Elbistan abi şey var termik santralin yanında böyle. Afşin Elbistan abi. Toprak çıktı. Vay hemşeride çiziz. Siirt.
Siz? Diyarbakır. Tiverek. Ya dört ayrı bölgenin gençlerisiniz. Evet. Ne güzel. Yani bir Türkiye'nin hayal ettiği bir gerçeği çok güzel yansıtıyorsunuz. Evet, İşte Elbistan, Ardahan, Erzurum, Siirt, değil mi? Yok. Gençlerin kardeşlik ya. Diyorsunuz. Yani sizin aranızda bir problem yoksa memleketin içinde de böyle problem olmasın. Olmamalı bence de abi. Peki Hızır'la alakalı bir bilginiz var mı? Hızır. Hızır. Hızır baba var bir tane. Hızır yani. Hızır. Ne biliyorsunuz Hızır'la alakalı? Abi o herkesin yardımına koşarmış. Koşuyor mu? Evet abi. İnanıyor musun böyle bir inancın var mı? Var abi. Her insana dünyada bir kere gelecekmiş zaten. Öyle mi? Evet abi. Peki. Teşekkür ediyorum gençler. Merhaba. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Merhabalar. Merhaba kardeşim. Sizi tanıyalım. Benim Feyyaz. Feyyaz. Evet. Memleket nereye? Memleket Kars benim. Burada mı çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz? Ya ben nakliye şey. İşler bitti yani. İşler bittiğinden belirli bir kesime kaymış artık. Duran peşinde koşuyor herkes. Bunların amaçları odur. Yani şoförlük mü yapıyorsunuz? Kamyonunuz mu var şoförlük? Kamyonum vardı ben. Nakliye işi yapıyorum. Taşıma yapıyordum. O iş bitti diyorsunuz. O iş bitti. Belirli kesime geçti. Şirketlere bilmem şuya buya derken. Bizim taşıyacağım bazen şeyler vardı. Ne yaptılar? Hep taşıyorlar kendilerine çekti. Yani insanların bir yaşam hakkı kalmadı yani buna desin. Sıkıntılarınız var sadece sizin değil. Bizim değil. Bütün kesim. Şimdi adam kiradandır. Kirada taşınıyor. Bakıyorum kimi maalesef hep kaçıyor. Bu neden? Hep yoksullukları sınırıdır. Adam çıkıyor, iyidir, şudur. Neresi iyidir buna? Ben hiç iyi diyemiyorum. Demek ki bunlar kendilerine göre buranı açıklıyor. Başbakan da hepsi de aynı baktan yani bunları. Aman. Desin abi, duysun. Vallahi yok. Yanlış ama kelimelerime dikkat edelim yok, de çünkü. Yok şimdi nedir? İnsanların belirli bir taşıyacak bir sınırları vardır. Yoksul sınırına bakın. Gençler bittik, her taraf bittik. İşsizlikle 60, belirli kesime rant sağlamış. Neymiş? Sen de gel ekmek kazan. Ekmek kazanamıyorsun ki. Gittiğin ekmek 12 saat eskide ikramiyem vardı, şuyum var. Şimdi nerede ikramiye? İkramiye yok, bir şey yok. Bu vatandaş yaşama hakkı yok mu yani? Ama biz vatandaş gizliyoruz bunu. Çünkü maalesef korkutuyor. Yok ya, vatandaş bizim mikrofonlara bütün dertlerin sıkıntılarını anlatıyor. Çok emekliler, işçiler, öğrenciler, bütün kesimlerden insanlarla yaptığımız röportajda. Mutlaka adam diyor hayat iyidir. Hayat bataktır yani şu anda. Peki bir şey söyleyeyim. Yani Hızır yardımcınız olsun. O tabir sizin orada kullanılıyor. Ama şimdi cümlemizin, şimdi Hızır, Allah'a kurban Allah hepimiz yarattımca belli şeyde yetişme, bir de düzenle lazım. Aynen. Sistem. Sistem bozuk olursa ne yapacağım? Hızır. Yetişmem. Nereden yetişecek? Allah'a kurban her canlı yaratmış ama beyin de vermiş, şey de vermişim. Yapmamız lazım. Ama maalesef çok insanlarımız o kölgeye giriyor, o giriyor. Aman diyor bana bir şey olmuyor, aman bana bir şey. Yazık günah ya, insanlar hep bittiktir. Yani şu anda ben görüyorum, iş kentlere git. Nereye gidersen git. Öyle hepsi kanı ağlıyor abi. Hepsi kanı ağlıyor. Şu anda kimsenin bir şey edecek bir imkanı yoktur. Bittik. Adam ne diyor? Ben kralım ha. Sen ne olursan ol. Hiçbir güvencen yok, bir şeyin yok. Durmadı Avrupa ben uyuyorum, benim hakkım nerede? Hiç olma istedik, her şey var. Tutturmuş kafalarına göre gidiyor ana açıkçası. Peki ne diyelim? Tabiri caizse Hızır hepimizin yardımcısı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kimseyi şey etmiyorum canım. Peki, şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Şey dememiş, hepimizin Allah'ıdır. Tamam. Hepimizin bir an. Yalnız bir sistem, bir düzenin olması bizim için caziptir. Onu söylediniz. Duyanlar duymuştu. Ben teşekkür ediyorum size. Sevgili seyirciler, bu hafta da Sokak programının sonuna geldik. Bu haftaki konumuz Hızır'dı. Hızır'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler biliyorsunuz? Sizlere yönelttik. Bize 24 saat telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Mekanlarınıza, şehrinize, sokaklarınıza gelmemizi istiyorsanız lütfen bizi arayın. Gelip sizin bir çayınızı içelim. Hem tanışalım, hem hasbihal edelim, hem de sizin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı ekranlara taşıyalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yarınlarınız umutlu olsun diyorum. Hoşça kalın.